Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu videomuzda kuşları ve memelileri birlikte işleyeceğiz çünkü memelileri çok kısa anlattım o yüzden ayrı bir video yapmak istemiyorum ee, ve böylece artık sınıflandırmayı bitirmiş olacağız. Sınıflandırma benim tahmin ettiğimden çok daha uzun sürdü. Nedense bir türlü çekme fırsatı bulamadım. Ama şimdi hazır fırsatını bulmuşken bütün videoları böyle üst üste çekmeye çalışıyorum. Şimdi kuşlar. Arkadaşlar kuşlar nedir? Kuşlar e, ee, sürüngenlerin içerisinde dahil edilen bir canlı grubu aves yani kuşlardır. Bunlar soyu tükenmiş olan dinozorların yaşayan üyeleridir arkadaşlar. Ayrıca kuşlarda yine e, timsahlar gibi akosario dediğimiz kıladın e, kladın yani grubun üyesidir arkadaşlar. Timsahlarla aynı grupta bulunuyorlar bunlar. Bunlar da uçmaya uyum sağlayacak olan bazı özellikler gelişmiştir. Bunları zaten biz göreceğiz arkadaşlar bu özelliklerin neler olduğunu. Yaklaşık 10.000 tane türü vardır kuşların. Genellikle bunlar gündüz faaliyet gösterirler ama bazı mesela kuşlar mesela baykuşlar gibi gecede faaliyet gösterenleri vardır. Bunlarda arkadaşlar uçmayı sağlayan adaptasyonlar vardır. Mesela nedir idrar keselerinin olmaması, dişilerde sadece bir tane yumurtalığın olması bunlar e, sahip oldukları bazı adaptasyonlardır. Bunlarda mekanik sindirim taşlıkta gerçekleşiyor. Taşlık dediğimiz bir yapı vardır. Bakın şurada taşlık. Bu taşlıkta mekanik sindirim gerçekleşir. Daha sonra kimyasal sindirim için nereye gider? Bağırsaklara doğru, mideye doğru gider arkadaşlar. Bunların uçmak için en belirgin adaptasyonu tabii ki kanatları, kanatları ve tüyleridir. Tüyler oldukça hafiftir arkadaşlar. Beta keratinden yapılmıştır tüyleri e, ve gerçekten e, hafif olmasını sağlayan bir özelliktedir içlerinin içi boş bir sapı vardır tüylerde bakın şöyle şurada içi boş bir sap vardır bu içi boş olan sap arkadaşlar böyle bir sürü küçük e, keratin yapılı e, tüyler bir araya gelmiştir Bunlarda kıl dediğimiz olay yok. Bunlarda sadece tüy vardır unutmayın. Tüyler sadece kuşlarda görülen bir özelliktir. Çıkmış sorularda da vardır. Özellikle TETAİT'e de bunu çok sormayı seviyorlar. ÖSYM seviyor yani. Tabi bizlerde de gelme ihtimali var. Biraz daha akademik bir dille sorulabilir. Kuşlarda arkadaşlar... Ee, Yegane yani kuşların kuş olduğunu belirten en temel özelliği tüylerinin bulunmasıdır ve beta keratinden yapılmış bir yapıdır arkadaşlar. Bunlarda yine sternum dediğimiz kemik bulunuyor tabii ki. Bunlar kanatlarını çırpmak için bu gücü arkadaşlar sternumdan alıyor yani sternumda böyle kaslar vardır büyük kaslar. Bu kasların kasılık gevşemesiyle ne yapıyorlar? Bu güçlerini alıyorlar. Bunlarda farklı şekillerde kanat tipleri vardır arkadaşlar. Kanatları mesela aktif süzülme tipi, işte pasif süzülme tipi biraz daha geniş, asılı kalma tipi böyle orta düzeyde falan diyebiliriz. Hız tipi bir de eliptik tip dediğimiz tip vardır. Özellikle şu hız tipi arkadaşlar çok böyle e, hızlı uçan mesela kırlangıç gibi hızlı uçan kuşlarda bulunan bir kanat türüdür diyoruz. Şimdi kuşlarda uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlar neler? Bunların ilk adaptasyonu tabii ki gelişmiş kanatlarının olması. Arkadaşlar kanatların özel bir yapısı vardır. Su ve havayı geçirmezler. Dolayısıyla kuşların hafif olmasını da sağlıyor. Yine akciğerlere bağlı hava keselerinin bulunması. Bu hava kesesinin içerisinde e, ne bulunuyor işte gaz alışverişi yapılırken hava keseleri tabii ki yardımcı oluyor arkadaşlar. Hava keselerinde kan ve gaz alışverişi olmaz sadece geçişin sağlandığı yerdir. Böylece nefes aldıkları zaman yani o solunumu yaptıkları zaman havadaki oksijenden vücutlarını aldıkları oksijenden maksimum derecede %80-85 derecede faydalanıyorlar. Oldukça önemli bir özelliktir bu. Yine kemiklerinin iç kısmının... Ee, hafif olması yine bal peteği görünümünde olması arkadaşlar kuvvetli olması göğüs omurlarının bitişik olması mesela bizlerdeki gibi göğüs omurları bitişiktir o da e, bu bitişik olması sayesinde yine kuşların uçmasını kolaylaştırıyor ağızlarında dişlerin bulunmaması bu da hafiflik sağlıyor yine vücutlarında su yerine yağ depo etmeleri yağ oldukça hafif bir bileşiktir o yüzden de yine hafif olmalarını sağlıyor e, salgı bezinin yine bulunmaması arkadaşlar, hafiflik sağlıyor. Bazı iç organlarının eksik olması, mesela idrar keseleri yoktur. O yüzden kuşlar nerede olursa olsun e, dışkıları geldiği anda bırakırlar. Hani bir anda tepemize yapmaları bu yüzden kaynaklanıyor. Yine dişi kuşlarda tek bir yumurtalık vardır, İki yumurtalık yoktur. Bu da e, hafif olmasını sağlıyor. Üreme dönemi dışında gonatlarının yani üreme organlarının küçük olması, bu da yine e, uçmayı adap kolaylaştıran adaptasyonlardır arkadaşlar. Şimdi uçma özelliği kuşlara birçok yarar sağlıyor. Nedir mesela? Avlanmasını, leşlerle beslenme şansını artıyor Çünkü çok uzak yerlere gidebiliyorlar uçtukları zaman. Mesela besin kaynağının bol olduğu yerlere göç edebiliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden de uçma oldukça yarar sağlıyor bunlara. Bunlarda akciğerlerinde Oksijenin alınmasını ve hava akımını artıran hava keseleri vardır arkadaşlar bu hava keseleri dediğim gibi atmosferden aldıkları oksijenden maksimum derecede faydalanmasını sağlarlar verimli hale getirir bunlarda yine 4 odacıklı bir kalp vardır aynı bizlerdeki gibi memelilerdeki gibi arkadaşlar bu 4 odacıklı kalp sayesinde kalp tamamen artık dört odaya bölündüğü için biliyorsunuz timsahlarda da bölünmüştü ama timsahlarda kalpten çıkarken paniza kanalında karışıyordu. Ama kuşlarda tamamen bölünmüştür. E, temiz ve kirli kan birbirine karışmaz kalpte. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar sıcak kanlı canlılardır. Yani bunlar homoioterm dediğimiz vücut sıcaklıkları sabit olan canlılardır. Vücut sıcaklığını sabit tutmak mı daha kolaydır yoksa dışarıdaki ortama göre vücut sıcaklığını ayarlamak mı daha kolaydır arkadaşlar kanlı olmak daha kolaydır çünkü vücut sıcaklığımızı sabit tutabilmemiz için çok fazla enerji harcamamız gerekiyor o yüzden e, homoiyoterm olan canlılar yani vücut sıcaklığı sabit olan canlılar kuşlar ve memeliler daha fazla enerji harcarlar metabolizma hızını yüksek tutarlar arkadaşlar Yine uçma aynı zamanda keskin bir görüş ve iyi kas kontrolüne de gereksinim diyor Kuşlarda arkadaşlar görme yeteneği çok yüksektir ve e, mükemmel bir görüş mesafesine sahiplerdir Bunlardaki görme alanı çok iyi gelişmiştir Eee Kuşlar özellikle öreme dönemlerinde çok karmaşık davranışlar sergileyebiliyorlar ince ayrıntılı kur yapabiliyorlar arkadaşlar ee, Kuşlarda iç döllenme şeklinde bir döllenme olur yumurtaları kabukludur yine buna biz ne diyoruz zaten ovi parçalılar diyoruz arkadaşlar ee, Çiftleşme olayı şöyle Kulağın dışarıya doğru açılan deliklerinin birbirine yakın teması sayesinde çiftleşme olayı gerçekleşiyor bunlarda. Kuşlar de aves olarak isimlendirilir. Kuşlarla ilgilenen bilim dalına da ornitoloji diyoruz arkadaşlar. Bunlarda yine bir çift üye bulunuyor. Bu ön üyeler, pardon iki çift üye bulunuyor. Ön üyeler, üyeler uçmayı kolaylaştırmak için kanada dönüşüyor. Arka üyelerde yürümeyi kolaylaştırmak için işte yüzmeye, tırmanmaya ve eşilmeye yarıyorlar arkadaşlar. Yine onlar da ayaklara dönüşmüştür. Bunların parmakları, bacakları ve gagaları keratinden oluşan pullu deriyle örtülüdür. Dolayısıyla bu yüzden hani evrimleşme sırasında sürüngenlerden evrimleştiği söyleniyor kuşların. Kuşlardaki kulak karıncık, dört odacık var dedik. Arkadaşlar Bunlar da bizden farklı olarak kalplerinde farklı bir durum var. Bizlerde aort çıkarken sola dönüyor. Vücudumuzun soluna doğru dönerken bunlarda sağ aort yayı mevcuttur. Yani bizden farkı Budur. Yine sonumları akciğerle yapıyorlar. Ses çıkarma organı bazılarında çok iyi gelişmiştir. Sirinx diyoruz biz buna. Mesela bülbüllerde falan çok iyi gelişmiştir. Beyin sinirleri 12 çifttir. Vücut ısıları sabittir. Homo -i -i diyoruz zaten bunlara da. Yine bacak ve ayakları keratin pullarla çevridir dedik. Yavru bakımı görülür arkadaşlar kuşlarda. Bakın bundan önce anlattığım hiçbir canda yavru bakımı yoktu. Yani hiçbir demin de genellikle dediğim bazılarında var çünkü. Ee, ama Yavru bakımının kesin olarak var dediğimiz canlı kuşlardan başlıyor. Kuşlar ve memelilerde yavru bakımı var. Bunlarda azotlu atık ürünü ürik asittir. Ürik asittir. Böyle ürik asit hani böyle yarı katımsı bir şekilde atıyorlar arkadaşlar. Bunlar ee, sindirim atıklarıyla birlikte atıyorlar. Onu da söyleyeyim. O yüzden böyle yarı katımsı halde atıyorlar. İdrar keseleri de yoktur yine. E, uçamayan kuşlar da var tabi ki mesela deve kuşları kivi ve emur dediğimiz kuşlar da yine uçamayan kuşlardır arkadaşlar Gelelim yine başka özelliklerine de bakalım Ergin kuşlarda diş bulunmaz dedik fakat e, evrimsel süreçte bunlar farklı besinlerle beslenmek için gaga yapıları değişmiştir Mesela arkadaşlar gagalara baktığımız zaman mesela hepçilin bir gagası böcekçil daha böyle küçük gagaya sahip Yüzey kazıcı bakın kazan gagaya bakın daha böyle sert Çamur sondajcı bakın daha ince çamurların içerisine girdiği için yine taneci kozalak tohumcu mesela sondajcı bu da yine aynı şekilde nedir böyle daha uzun süzücü mesela flamingolar süzücü e, gagaya sahiptir daha böyle geniş bir yapıya sahip arkadaşlar mesela meyveci olanın daha kalın bir yapısı var yine toplayıcı olan mesela e, neydi bunun adı bu kuşun adı neydi ya unuttum pelikan. Ha pelikan mesela pelikanın ağız tipi bu şekilde toplayıcı bir ağız tipine, Gaga tipini az demeyeyim de Gaga tipine sahiptir. Burada bir de şöyle böbrek tiplerinden bahsetmek istiyorum. Böbrek tipleri pronefroz, mezonefroz ve metanefroz. Zaten biz boşaltım sistemini işlediğimiz zaman bunları açıklayacağım. Hani ama kısaca hangilerinde görülüyor bakalım. Kıkırdaklı balıkların erginlerinde, kemikli balıkların embriyosunda ve kurbağaların larvasında Pronefros tip böbrek görülüyor. Mezonefroz tip böbrekte kemikli balık ve kurbağa erginlerinde, sürüngen kuş ve memeli embriyolarında yani bizim anne karnında mezonefroz böbrek görülüyor. Metanefroz en gelişmiş e, böbrek tipi ise sürüngenlerde, kuşlarda ve memeli erginlerinde görülüyor arkadaşlar. Zaten artık kara yaşamına uyum sağlamak için mecburen böbreğimizin de çok iyi özellikli olması gerekiyor. Burada da yine kuşlarda da arkadaşlar, iki tane kanal bulunuyor biri wolf kanalı diğeri de müller kanalı ee, eğer kuş erkek olacaksa wolf kanalı sperm kanalı olarak gelişiyor müller kanalı kayboluyor arkadaşlar dişi olacaksa müller kanalı yumurta kanalı olarak gelişiyor wolf kanalı kayboluyor bu yüzden de e, böyle bir özelliğe de sahiptirler mesela bakın şu dişi bir e, kuşun yapısına baktığımızda Burada ne var? Bakın, Müller kanalı var arkadaşlar. Golf kanalı burada kaybolmuş. Bu da metanefras tip böbrek yapısıdır. İdrar kesesi de yine burada bulunuyor. Evet kuşlar bu şekilde. Şimdi kuşlarla ilgili o zaman bilmemiz gerekenleri söyleyelim. Uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlarını bilmeniz lazım. Kemiklerinin içinin boş olması. Yine e, kuşlarda sadece kuşlarda görülen bir özellik vardı. Neydi? Tüyler. Yine tüyleri de bilmemiz lazım. Bunların kalplerindeki aort sağa doğru dönüyordu. Memelilerde sola doğru dönüyor arkadaşlar. Yine bunu da bilmemiz lazım. Ee, kuşların ağızlarında diş yoktur. Bunu da yine bilmemiz gerekiyor. Evet, gelelim memeliler. Arkadaşlar ilk önce memelilerin türemiş karakterlerine bakalım. Yani memelilerin türemiş karakteri derken sadece memelilerde görülen özellikler nedir bunlar? Bir kere meme bezleri bulunur ve bunlar sayesinde yavrularına süt verirler. Süt sayesinde arkadaşlar yavrularına yağ, şeker, protein, mineral, vitamin açısından dengeli bir besin sağlıyorlar. Saç ve derinin altında bulunan yağ tabakası yine suyu muhafaza edebilen ve vücuda aşırı e, sıcak ve suya karşı koruyan bir yalıtım sağlıyor bu yağ tabakası. E, bunlar yine vücuttaki suyu korumada arkadaşlar etkili böbrekleri bulunuyor. Vücutlarında bulunan kıllar yine türemiş özellikleridir. Ayrıca bunların memelilerdeki al yuvarları olgun al yuvarlar çekirdeksizdir. Bu arada kuşlarda Kuşlarda not alın lütfen. Buraya yazmamışım sanırım. Kuşlarda zarsı diyafram bulunur. Zarsı diyafram bulunur. Memelilerde kaslı diyafram bulunur. Tamam mı? Bunu da yine söylemiş olalım. Memelilerde kaslı diyafram bulunuyor. Yine memelilerde kuşlar gibi nedir? Endotermik canlardır. Metabolik hızı yüksektir arkadaşlar. Tabii yaşlandıkça metabolik hız yavaşlıyor. Onu da söylemiş olalım. Şimdi... 3 tane soy hattı var memelilerde. Monotremata dediğimiz yumurtlayan memeliler, marsuplia dediğimiz keseli memeliler, ve de öteria dediğimiz plasentalı memeliler var. Şimdi arkadaşlar e, bunların da yine kuru habitata karşı bazı adaptasyonları var. Mesela ben bunu örnek olarak göstermek istedim. Kanguru faresinin adaptasyonu. Şimdi kanguru faresi kalın ve yağlı bir cilt e, bulunduruyor ve bu cilt buharlaşarak su kaybını sınırlıyor yani buharlaşma ile su kaybını sınırlamış oluyor. Yine günü sıcak saatlerinde serin ve nemli yuvasında kalıyor arkadaşlar. Genellikle geceleri dışarıya çıkıyor. Daha sonra nefes verdiğinde suyun yeniden emilme etkinliğini artırmış oluyor. Yine bunlar da arkadaşlar kalın bağırsak ve böbrek çok iyi bir şekilde suyu emiyor ve ee bunlar suyun neredeyse tamamını katabolik yani sindirim yollarından, yiyeceklerden ve nemden alıyorlar. Bu da onların oldukça iyi bir şekilde korunmasını ve adaptasyonunu sağlıyor. Şimdi yumurtlayan memelilere bakalım. Monotremata dediğimiz memeliler. Arkadaşlar bunlar hani çok yaygın değiller zaten. Avusturya ve Yeni Gine'de bulunuyorlar bunlar sadece. Ornitorenk. Bakın ornitorenkleri bilmemiz lazım. Bir de dikenli karınca yiyen. Dört tane türü vardır bunların. Ee, bu türlerle temsil ediliyor. Dediğim gibi çok fazla özelliği yok. Bunların yine kılları var. Süt üretiyorlar. Bunlar yumurta bırakıyorlar arkadaşlar. Yani döllenme yine iç döllenme şeklindedir. Ama yumurta bırakma olayı vardır. Bunlar amniyot ve sürüngenlerin çoğunda korunmuş bir adaptasyondur zaten. Bunlarda meme ucu yoktur. Süt, süt annenin karnında bulunan bezden salgılanıyor arkadaşlar. Yumurta. Yavru yumurtadan çıkıyor sonra annenin bu e, kürkünden sütünü emiyor. Şu da nedir bizim dikenli karınca yeğenimizdir zaten. Evet gelelim marsuplia yani keseli memeliler. Arkadaşlar burada oposumlar kangurlar ve koalalar bulunuyor. Bu örneklerimizi verebiliriz. Yine bunların e, süt sağlayan meme uçları vardır daha yüksek metabolik hıza sahiplerdir. Bunlar embriyo dişinin üreme kanalındaki uterus'ta gelişiyor ama arkadaşlar belirli bir zaman geliştikten sonra keseye çıkıyor. Bu kesenin içerisinde de e, süt bezlerini salgılayan meme uçları var. Bakın burada zaten göstermişiz. Meme uçlarından beslenerek gelişimini tamamlıyor. Bunlarda plasenta oluşuyor arkadaşlar. Plasenta anne ile bebek arasında işte e, bağlantıyı sağlayan bir yapıdır. Hani beslenmeyi sağlıyor. Ama bunlar dediğim gibi bir süre sonra artık anne karnından çıkıp kesenin içerisine giriyorlar. Embriyonik gelişimlerinin çoğusu burada tamamlanıyor. Burada zaten dediğim gibi gösterdik. Bu neymiş? Çalı kuyruk sıçanıymış. Keseli hayvanlar içerisinde bundan çalı kuyruk sıçanıymış arkadaşlar bu. Yine burada da gördüğünüz gibi keseli canlıları görebiliyoruz burada da arkadaşlar. Keseli canlılar zaten keseli hayvanlar genellikle e, yavruları hani mesela kanguru için söyleyeyim. Mesela 2 yıl kadar kanguru yavrusu annesinin karnına muhtaçtır. Yani korunmak için olsun sadece beslenmek için değil korunmak için olsun başka şeyler için olsun anne karnına anne kesesine muhtaçtır. Yine plasentalı olan memeliler pardon keseli memelilere baktığımızda Mesela arkadaşlar işte keseli köstebek vardır. Yine şeker planör dediğimiz canlı vardır. Wombat, Tazmanya canavarı, kanguru. Bunlar nedir bizim keseli memelilerimizdir. Gelelim plasantalı memelilere. Arkadaşlar bunlar e, keseli memelilerden daha uzun sürüyor gebelik dönemi tabii ki. Mesela insanlarda 9 ay sürüyor. Fillerde 2 yıldı yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar e embriyonik dönemlerinde yani anne karnındayken plasentadan besleniyorlar. Dolayısıyla plasentaları vardır. Şimdi ilk olarak primatlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar primatlar e, lemur, makiler, maymunlar ve kuyruksuz maymunları içeren bir canlı grubudur. Memeli takımıdır. Kuyruksuz ma insanlar da kuyruksuz maymunlar grubunun üyesidir. E, bunların çoğunda kavramaya uyum sağlamış olan eller ve ayaklar vardır. Parmakları yassı tırnaklara sahiptir arkadaşlar. Bunlar tabii ki diğer memelilere göre daha büyük beyne sahiptir. Yine yüzlerinin düz olmasına yol açan kısa çene kaslarına çenelere sahiptirler arkadaşlar. Yani bunlarda aslında duyu organları ile ilgili birçok şey nerede toplanmış artık hani kafasında toplanıyor kafatasında. Zaten belirli bir süre sonra hani şeyleri anlatırken kraniyatadan bahsetmiştik kafataslılar. Dedi ki kafataslılarda e, duyu organları ile ilgili olan birçok şey kafatasında. Yani kafada e, özelleşmiştir demiştik. Burada da yine maymunlardan görüntüler var tabii ki. Resimler var. Şimdi insanlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Homo sapiens olarak geçiyor insanlar. Bunlar çok daha büyük beyne sahiptirler. Tabii ki insanların sistemlerini sistemler kısmında daha detaylı göreceğiz. O yüzden burada çok fazla bir şeyden bahsetmedim. Bunlarda işte azalmış olan çene kemikleri ve çene kasları vardır. Daha kısa sindirim kanalları vardır. Günümüzde yapılan araştırmalar normalde neandertal dediğimiz canlılarla insanlar arasında bir gen alışverişinin olmadığı söyleniyordu. Ama günümüzde yapılan araştırmalar neandertaller ile insanlar arasında gen akışının olduğunu göstermiş arkadaşlar. Yine bunu da söylemiş olalım. Evet böylece sınıflandırmayı bitirmiş olduk çok şükür gerçekten böyle üstüne sanki bir şey oturmuştu da ilerlemiyordu bu konu. Bundan sonraki konumuz bitki biyolojisi. Bitki biyolojisini bitirdikten sonra inşallah sindirim sistemine geç sindirim sistemi ile birlikte sistemlere geçiş yapacağız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. hoşçakalın